Herkese merhabalar. LGS İngilizce'de friendship konusuyla yolculuğumuza başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm ready. Harikasın tebrik ediyorum seni. Ekranları başak arkadaşlarımız hazırsa bizler de hazırız. LGS Sözel bölümde 2025 yılında İngilizce'de 10'da 10 yapmak istiyoruz. Yani full yapmak istiyoruz. Rahatlıkla full kelimesini söyleyebiliriz İngilizce dersi olduğu için. Ve zaten hedefimiz sözeldeki Türkçe'de, inkılapta, İngilizce'de, dinde hepsini doğru yapmak. Sayısal bölümde de şov yapmak istiyoruz. Hem matematik hem fende çok güzel netlere ulaşacağız inşallah. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konuyu öğreneceğiz. Friendship konusunu öğreneceğiz. Çok çok önemli bir Friendship konu. Friendship LGS'de kazık çıkar hocam. Hayır hayır hiç kazık çıkmıyor. Hatta en fazla soru da buradan geliyor Tomuncuğum. En az iki soru geliyor. Friendship alakalı geçen sene LGS 2020 24'te de bir soru geldi. Arkadaşlık demek, sevgi demek, kardeşlik demek. Dolayısıyla biz buradaki kelimeleri bildiğimiz zaman Friendship'teki kelimeleri bildiğimiz zaman ve bol bol soru çözdüğümüz zaman bunun için Sıfırdan sekize kitabımız Dinamo Seti'nin kitaplarımız size en büyük yardımcılar olacak. Bunlardan güzel güzel sorular çözdüğümüzde zaten Friendship konusunu halledeceğiz. <laughs> Burada gördüğün gibi şu anda ne yapıyorlar Tomuç Ela? Bilmiyorum hocam. Ne yaptıklarını söyleyeyim mi? Esas artık arkadaşlık böyle oldu Tomuç. Maalesef günümüzde insanlar birbiriyle gerçekten sohbet etmek yerine böyle telefondan, Instagram'dan, WhatsApp'tan mesajlaşıyorlar. İşte ne bileyim TikTok'tan mesajlaşıyorlar, Snapchat'ten mesajlaşıyorlar. Bu çok kötü bir şey. Sosyal medya Uzakları yakın etti ama yakınları da uzak etti. Artık bayramda bile insanlar birbirine yan yana ellerini öpmek için böyle birbirlerine öpücük yolluyorlar ya yani aynı odanın içerisinde. Dolayısıyla biz burada buna değinmek istedik ama biz esasına Friendship'in ne olduğunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Çok güzel kelimelerimiz var. Her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ne yapıyoruz sonuç öğrenimi? Uçağa geçiyoruz hocam. Harikasın. Uçağa geziyoruz. O yüzden lütfen herkes emniyet kemerlerini bağlasın, koltuklarını dik konuma getirsin, pencerelerini açsın ve uçağa geçe başlıyoruz. Şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı yeni senede kazanımlar yerine öğrenme çıktıları kelimesini kullanıyor. Burada diyor ki Friendship'te the students will be able to understand short and simple texts about friendship diyor. Buradan bir şey anladım Tomuçela. Hayır benim? hocam. Ben de anlamadım. Yok ben anladım ama Burada söylemek istediği şey şu. Öğrenciler anlamaya çalışacaklar diyor. Kısa ve basit e, metinleri... metinleri Frenchler alakalı Yani esasında Milliyetin Bakanlığı net bir şekilde şunu söylemek istiyor. Kardeş, gramer konularına işte hinye hez gelir, şinye hezge böyle şeylere takılma. Metinleri anlamaya çalış. Dolayısıyla kelime çok çok önemli Tomu Çelal. Kelime demek. ezberlememiz lazım. Harikasın. Kelime ezberlememiz lazım ve kelimeleri nasıl ezberleyeceğimizi göstereceğim. Yani sana bir metin veriyor. Sen burada eğer believe, inanmak demek, işte ne bileyim internet genel ağ demek, useful kullanış demek bunları biliyorsan bir şekilde anlayabilirsin ...anlıyorsun ve seçeneklerde de bununla bağlantılı kelimelerle ilerleyip yapabiliyorsun. Ama kelimeleri anlayamadıysan, metinleri anlayamıyorsun, bu sefer de sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla LGS İngilizce'de full yapmak istiyor muyuz Evet hocam. Harika. Ya. O zaman yapmamız gereken şey şu, bol bol kelime öğrenmek. Kelime öğrenmekle alakalı süper bir taktiğim var. Ekranları başlayacak arkadaşlarımız dikkatli dinlesen birazdan söyleyeceğim. Temel kabullü şu, öğrencilerin 7. sınıf Appearance and Personality ünitesinden yani kişilik ve görünüş ünitesinden temel kişilik sıfatlarının bildiği kabul edilir diyor. Çünkü burada da birçok sıfatı öğreneceğiz. Şimdi hemen başlıyoruz. Keywordslerimiz var. Anahtar kelimeler. Bu şu demek Tonguç'um. Bu kelimeler sınavda yüzde yüz gelecek demek. Yani bu kelimelerden biri ya da ikisi ya da hepsi LGS'de ve yazılılarda önüne yüzde yüz gelecek demek. Count on, trust ve rely on aynı anlama geliyor. Hepsi güvenmek anlamına geliyor. Respect, saygı duymak. True friends, gerçek arkadaşlar. Yani kankalar, dostlar. Support ve backup yine aynı anlama geliyor. Bunlara biz sinonim diyoruz İngilizce'de. Yani eş anlamlar. Yani count on, trust, rely on. Dördü de, daha doğrusu üçü de aynı anlama geliyor. Güvenmek, güvenmek, güvenmek. Support, backup. Desteklemek, desteklemek. Sinonim yani eş anlam. Dishonesty, honest, dürüst demek. Dis e, dishonest, dürüst olmayan demek. ...ve sahnesi dürüstsüzlük yani dürüstlük yapmamak anlamına geliyor. Şimdi burada şu çok önemli yalancılık yani sahtekarlık anlamına geliyor. Bu kelimeler ve buna benzer kelimeleri nasıl öğreneceğimizi biliyor musun sonuçları? Bilmiyorum hocam. Hemen taktiği veriyorum. Ekranları başak arkadaşlarınız dikkatli dinlerlerse taktiği veriyorum hazırsanız söylüyorum. Bilinse arkadaşlar dikkatli bir şekilde videoları izleyeceksiniz bu bir... Videolarda çünkü biz size kesin kesin lazım olacak kelimeleri vereceğiz. Yani gidip de size kuşburnunun ya da keçi boynuzunun İngilizcesini öğretmeyeceğiz. Sınavda çıkabilecek kelimelerin İngilizcesini öğreteceğiz. Bu bir. Ardından bizim bu verdiğimiz kelimeleri zaten bizler hem kitaplarımızda hem soru bankalarımızda sizlere defalarca gösteriyoruz. Bununla alakalı alışmalarımız oluyor. Ama bunları hızlı bir şekilde öğrenmek adına şu taktiği uygulayacaksınız. Bu kelimeleri sanki bir paraymış gibi. Hani sen ben sana para versem parayı saklar değil mi Tomçuk? Evet hocam. Tamam. Aynı bunları da bir paraymış gibi. Yani mesela diyelim ki respect kelimesini güzel bir karta, güzel bir kağıda yazacaksın. Respect diye bu tarafa yazdın mı? Arkasına da hemen bunun arkasına da saygı duymak diye yazdın mı? Bu artık senin için en az 100 dolar kadar değerli. Niye? Çünkü bu kelime sınavda çıkarsa ve bu soruyu doğru yaparsan Sınavda bir soruya 100 dolar verirsin yani sonuçta bir net artıracak seni. Dolayısıyla bunu bir 100 dolar gibi, bir 200 TL gibi... ...çok değerli bir paraymış gibi mutlaka saklaman gerekiyor. Bunu sakladıktan sonra ne yapacaksın biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Hemen söylüyorum bunu cebine koyacaksın. Artık çalışmana gerek yok. cebine durması bile yeterli. Yani sen bunun için masaya oturmana, sınıfta ders çalışmana gerek yok. Öğrenmen gereken kelimeleri cebine koy yeterli. Zaten arada bir sıkıldığında tuvalette, lavaboda, banyoda, halanda, teyzenle, kantinde... ...baksan bile oturup masada çalışmaktan daha yakında kalacak. Niye biliyor musun? Çünkü sen mesela şöyle örnek vereyim, şöyle dinamo setimizin içerisinden diyelim ki nerede İngilizce kitabımız var arıyor. Ha burada. İngilizce diyelim ki friendship konusunu sen aldın. Burada geldi ilk konumuz friendship tamam mı? açtın. Burada öğrenmen gereken kelimeleri biz veriyoruz. Tamam buradan çalış. Burada vocabulary kısmı var, buradan çalışıyorsun. Çok güzel bak. Burada bir sürü French ile alakalı bir sürü kelime alıştırması var. Bunlar sadece kelime alıştırması bak. Hala vocabulary test. Sonrasında gramer testleri, sonrasında normal LGS soruları geliyor. LGS pratik testleri burada. Fakat Buna rağmen sen bunu muhtemelen ya sınıfındaki ya kütüphanendeki ya da evindeki bir masada çalışacaksın. Ve beynin bu kelimelere bakarken bazen aklına tutabilecek ama bazen aklından çıkacak. Niye? Çünkü hep aynı yerde görüyorsun. Ama sen respect kelimesini veya da buradaki body yani kan kelimesini veya buna benzer diğer kelimeleri farklı farklı yerlerde görürsen... Beynin bu kelimelerle alakalı bir hikaye oluşturacak ve aklından asla çıkmayacak. İstesen de unutamayacaksın. Yani şöyle düşün. Sen bir e, örnek veriyorum mesela bir hemşire hanım var. Hastaneye gittin onu gördün. Onu hep hastanede görürsen, onu bir gün dışarıda farklı bir yerde görürsen hatırlayamazsın. Ama sen kardeşini nerede görürsen gör hatırlarsın. İster hemşire kıyafetiyle gör, ister doktor kıyafetiyle gör, ister pilot kıyafetiyle gör, ister denize gör, ister havuza gör, ister kurban bayramında gör. Nerede görürsen gör unutma çünkü onu farklı farklı şekillerde gördün. İşte sen bu kelimeleri sadece sınıfındaki sırada, kütüphanedeki masada, evindeki masada görünce hep benzer yerlerde gördüğün için beyin çağrışım yapamıyor. Ama bu kelimeleri küçük kağıtlara yazıp defterine ...yazmak yerine yani. küçük kağıtları yazıp cebine koyarsan ve farklı farklı yerlerde görürsen... ...bunları unutman imkansızlaşıyor. İstesen de beyninden silemiyorsun. Dolayısıyla bu yöntemi mutlaka uygulayın arkadaşlar. Bu yöntem halk arası şöyle bilir. Kelimeleri bilmediğin kelimeleri küçük küçük kağıtlara yazıp geleceksin. Aslında bu çok bilimsel bir yöntem. Çok çok önemli bir yöntem. Yani biz bunu en üst düzey GRE sınavlarında... ...yani Amerika'daki üniversitelerin master sınavlarındaki kelimeler için bile kullanıyoruz. Yani kelimeyle farklı yerde karşılaşmak beyinle bu kelimenin ezberlenmesini sağlayacak Tonguç Ela benim. Hatta bu markalar var ya işte çikolata markaları dondurma markaları onlar farklı farklı yerlerde karşına çıkmasının sebebi bu. Yani sen o dondurma reklamını gördüğün zaman şak diye hemen dondurma almıyorsun ama onu farklı farklı yerlerde otobüste, televizyonda, internette şurada burada görüyorsun. Sonra markete gittiğinde aa diyorsun bu marka iyiydi ben bunu hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorsun? Farklı farklı yerlerde gördüğün için. İşte sen de aa ben bu respect hatırlıyorum diyeceksin. Ben bunu tuvalette affedersin ee, işte, şey yaparken hadi görmüşüm diyorsun. Tak diye sınavda hepsi aklına gelecek. Buna benzer her bir kelime zihninde hikaye oluşturacak. Count on, trust, rely on, güvenmek dedik. Support, backup, desteklemek dedik. Respect, saygı duymak. Dishonesty, sahtekarlık. True friends de gerçek arkadaşlık dedik. Şimdi burada Tonguç Elan'ı benim burada önemli kelimelerimiz var. O kelimeleri yine göstermeye devam edeceğiz. Ancak bu kelimelere geçmeden önce sana şunu da söylemek istiyorum. LGS'de sana şöyle yapacaklar. Merhaba Tonguç, hoş geldin. Söyle bakalım, support ev ne demek? Demeyecekler. Bunun olduğu sorular soracaklar. Dolayısıyla sen LGS 2025 sözele oturduğun zaman... ...Türkçe sorularından sonra, inkılap sorularından sonra... ...Bismillahirrahmanirrahim, din sorularından sonra... Karşına İngilizce soruları geldiği zaman zaten seçenekler var. Seçeneklerden ilerleyerek kelimeleri de biliyorsan rahatlıkla yapabileceksin. Ama bunun için Tonguç evladım benim yapman gereken şey şu bol bol soru çözmek. O yüzden Dinamo Soru Bankamızda bununla alakalı az önce gösterdiğim gibi bir sürü soru var. Reading parçaları var, pratik testleri var, gramer testleri var, vocabulary testleri var. Bunların her birini çözdüğünde ve takıldığın soruların çözümünü de Karakoda okutarak uzman hocalardan dinlediğinde LGS soru kaçma ihtimalin yok. Ve aynı zamanda biliyorsun sıfırdan sekize hazırlık setimizin içerisindeki sıfırdan sekize sözelde de yine konuları mükemmel bir şekilde anlattık. Bunları hemen vereyim. Bismillah insan iradesi kader diyor. Ha, şurada şöyle gelelim İngilizce en başa. Nerede? Burada bak. Friendship. Burada ilk başta kelimeleri yine veriyoruz. Ardından konu öğretimi ardından konu soru. Arkadaşlıkla alakalı kelimeler, iyi arkadaş ve kötü arkadaşın özellikleri ve sorular. Offers and invitations. Teklifler ve davetler sorularım. Ee, accepting offers and invitations. Teklifleri davetleri kabul etmek soruları. Her bir konuyu böyle küçük küçük lokmalara böldük. Ardından da burada çok güzel sorular verdik. Bunlardan da çalıştığında inşallah LGS'de full yapacaksın. Şimdi ödevlerimize vermiş olduk ama hemen bakalım. Personality traits diyor. Yani kişisel özellikler diyor. Bunların ne anlama geldiğini hemen yazalım. Seni yapman gereken şu anda Benle beraber defterine kağıda yazabilirsin ya da kartlara şimdiden yazmaya başlarsan ve bak çalış bile demiyorum bak. Sadece cebine koy yat, yat geç. Bundan sonra başka bir şeye gerek yok Tonguç Eladın şey benim. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Anıs demiş. Anıs ne demek Tonguç Eladın şey benim? Anıs dürüst demek. Harikasın, süpersin, mükemmelsin, zekisin, kralsın. Ekranlar başı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. O zaman buraya hemen dürüst diye yazıyorum. Anıs dürüst demek. Reliable da yine benzer bir şey, güvenilir demek. Yani honest insanlar, dürüst insanlar esasında reliable, yani güvenilir insanlardı. Kind ise kibar demek. Supportive, support desteklemek demek. Supportive de destekleyici. Bak bunların hepsi çok güzel özellikler. Loyal yine sadık. Bak sadık anlamına geliyor. Generous, cömert anlamına geliyor. Dikkat etsen bunların hepsi böyle çok mintoş, çok güzel özellikler. Honest, dürüst. Reliable, güvenilir. Kind, kibar. Supportive, destekleyici. Loyal, sadık. Generous, cömert. Buna benzer şeyler. Friendly yine arkadaş canlısı demek. Friend, arkadaş demek Tonguç Ela'da benim. Friendly dediği için de arkadaş canlısı oluyor. Respect, saygı duymaktı. Bunu az önce öğrenmiştik. Respectful da... ...saygılı anlamına geliyor Tonguç'um. Funny yine sen yani komik, eğlenceli demek. Cool, havalı anlamına geliyor Tonguç Elademi'nin. Outgoing de dışa dönük demek. Yani burada hani konuşkan, böyle içine kapanık olmayan bir insandan bahsediyorum. Punctual, dakik anlamına geliyor. Yani zamanında yetişiyorsan dakiksin demektir. Laidback de gamsız, tembel böyle yani umursamaz, gamsız... ...umursamaz anlamına geliyor Tonguç evladım benim... ...anıs dürüst demekti... ...öyle değil mi Tonguç'um anıs ne demekti? Anıs dürüst demek hocam... ...harikasın papağan gibi tekrarladın aferin tebrik ediyorum seni... ...dis anısta sahtekar demek... ...yani dürüst olmayan anlamına geliyor... ...sahtekar dürüst olmayan... ...jealous kıskanç anlamına geliyor Tonguç evladım benim... ...stubborn inatçı anlamına geliyor... ...selfish bencil anlamına geliyor... ...disrespectful bak... ...respect saygıydı... ...respectful saygılıydı... Disi koyduğun zaman başına hani anıs nasıl dürüstken dis anıs dürüst olmayan sahtekar anlamına geldiyse buradaki dis de hani dis atıyor derler ya onun gibi dis atıyorsun ve diyorsun ki saygıyken bir anda saygısız oluyor Tonguç evladım benim bunları da güzel bir şekilde öğrendik. Şimdi bu kelimelerle alakalı yapmamız gereken ilk şeyi bir kez daha söylüyorum. Mutlaka küçük kartları yazıp cebinize koyun arkadaşlar. Bak cebinize koyup çalışın tekrar edelim. Sadece cebinize koyun. Cebinize koymanız bir aklınıza kalmasını sağlayacak. Sonra zaten soru çözerken sağda solda baktıkça göreceksiniz. Geldik geldik buraya. True friends yani iyi arkadaşlara, gerçek arkadaşlara. Gerçek arkadaşlar deyince aklımıza kimler geliyor? Tabii ki işte kara gözle Hacivat, Tonguç'la hocası, Kavuklu'yla Pişekar. Başka kimi söyleyebiliriz? İşte e, Tonguç'la e, Tankut. Bunlar hep birer gerçek arkadaş. Şimdi bakalım. Get on well with each other. Yani birbiriyle bak birbiriyle iyi anlaşır. Get on well iyi anlaşmak demek tamam mı? Well iyi get on anlaşmak. Get on well iyi anlaşmak. Like spending time zaman geçirmeyi sevmek. Birbirleri zaman geçirmeyi severler. Aynı zamanda support Trust each other. Desteklerler ve birbirlerine güvenirler. Each other birbirine demek. E, are like our brothers and sisters. Yani true friends bizim gerçek arkadaşlarımız are like our brothers and sisters. Bizim erkek kardeşimiz ve kız kardeşimiz. Yani kız kardeşlerimiz gibidirler diyor. True friends have similar interests. Yani bu böyle başlıyor cümle bak. True friends get on well with each other. True friends like spending time. True friends support and trust each other. True friends are like our brothers and sisters. True friends have similar interests. Yani benzer ilgi alanlarına sahiptirler. Interest ilgi alanı. True friends are respectful to each other. Birbirlerine saygılıdırlar. İyi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Give each other advice. Birbirlerine true friends ne yapar? Tavsiye verirler. True friends listen to each other. Birbirlerini dinlerler. True friends are always there for each other. Her zaman birbirleri için her zaman olması gereken yerdedirler. Bunu da söylemiş oldum. O zaman true friends dürüsttür diyebiliriz. Dürüst ne demek Tonguç Herhalde benim? Honest. Harikasın. Dürüst anız demekti. Onlar dürüstlerdir birbirlerine karşı. Buna benzer iyi kelimeler yani az önce şurada gördüğümüz iyi kelimelerin her biri esasında ee, gerçek arkadaşlar için vardır. Ama mesela dishonest, sahtekarlık yani jealousy olmaz. Gerçek arkadaşlar birbirini kıskanmazlar ki. Şimdi geldik <laughs> buradaki diğer kelimelerimize. Burada ne yapıyor sence Tonguç Eladın benim? Play Games. Evet Play Games. Ama burada Play Online Games ya da Play Computer Games diyebiliriz. O zaman şöyle yazıyorum. Play Computer Games. Yani e, bilgisayar oyunları oynuyorsun. Zaten senin her zaman yaptığın şey. Hangi oyunlar var Tonguç şeyler benim? Fortnite, GTA. Harikasın. Tebrik ediyorum. Gerçekten hiçbirinde hiçbirinden de eksik kalmıyorsun. Hepsini de çok iyi biliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Şimdi... Buradaysa arkadaşımız ne yapıyor? Ata biniyor o zaman ride binmek demek riding a horse ata binmek diyebiliriz. Burada gördüğün gibi tenis oynuyor tankutumuz o zaman play oynamak playing tenis tenis oynamak diyebiliriz. Burada mesela ne yapmışlar birbirleriyle buluşmuşlar ya da birbirlerine birbirleriyle dışarı çıkmışlar diyebiliriz. O zaman meeting diyebiliriz şöyle meeting with friends diyebiliriz arkadaşlarla buluşmak diyebiliriz Tongül'le sen buluşmuşsunuz. Burada ne var Tonguç Eladım benim? Doğum günü partisi. Evet doğum günü partisi var. O zaman burada doğum günü partisi birthday party demeyelim de having a party diyebiliriz. Having a party diyebiliriz Tonguç Eladım benim. Ama bu dediğin gibi bir doğum günü partisi haklısın. Burada ise ne yapıyor? Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Yani visit ziyaret etmek demek visiting hemen yazıyorum buraya visiting grandparents yani büyüklerimizi grand parents diye yazıyorum Tonguç Eladım benim. Bilgisayar oyunları oynamak, ata binmek, tenis oynamak, arkadaşlarla buluşmak, hanging out da olabilir. Buraya yazalım şöyle e, ayraç içerisinde. Hanging out da olabilir. Parti vermek ve büyükleri ziyaret etmek diyebiliriz. Şimdi yine devam ediyoruz yapılabilecek diğer işlere. Burada gördüğün gibi bir müze ziyaret ediliyor. O zaman müze İngilizce'de aynı. Museum demek. O zaman visiting e... Visiting ...müzyum şeklinde yazabiliriz. Bu arada hani kelimeleri küçük kağıtlar yazdık ya... ...sen mesela müzyum karşısına... ...böyle bir müze resmi de çizebilirsin. İlla müze yazmana da gerek yok. Zaten yazmazsın da müzyumu zaten hemen yakalarsın ama... ...yine bu şekilde de hareket edebilirsin. Şimdi buraya bakalım. Burada balık tutuyorsun. O zaman balık fish demek... ...fishing yazabilirsin. Buna balık tutmak diyebilir sonuç Burada gördüğün gibi ne yapıyor? Yüzüyor. O zaman swim yüzmek demek... Swimming de buraya rahatlıkla yazabiliyoruz. Burada gördüğün gibi arkadaşımız yürüyor. Buna da hiking diyebiliriz. Şöyle doğa yürüyüşü hiking şeklinde yazabiliriz. Burada resim çizen bir arkadaşımız var. Draw çizmek demek. Drawing ya da painting boyama şeklinde de söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Burada kitap okuyor. O zaman reading e book şeklinde buradaki kelimelerimizi de yazabiliriz. Şimdi bu kelimelerin her biri zaten... Beşinci sınıfta, altıncı sınıfta, yedinci sınıfta da bildiğimiz kelime. Yani reading e, book kelimesini herhalde duymuşsundur. Ama bir kez daha bunların üzerinden geçtik. Çünkü bunlarla alakalı metinlerin içerisinde sorular gelecek Tonguç'um. Şimdi demiş ki... Which of the following defines Sabrina Best? Hangisi, aşağıdakilerin hangisi tanımlıyor Sabrina'yı en iyi şekilde diyor. Sabri erkek ismi, Sabrina kız. Sabrina'yı en iyi şekilde hangisi tanımlar diyor. Bakalım. Sabrina is my best friend. Sabrina benim en iyi arkadaşım diyor. I count on ona güvenirim. Her I count on her ona güvenirim. Because çünkü she always tells the truth. Çünkü ona güvenirim çünkü o daima gerçeği, doğruyu söyler diyor. O zaman Sabrina ne diyebilir sonuç şeyler Anıs. Çok güzel. Anıs diyebiliriz. Bakalım seçeneklerde Anıs var mı? Var. Vallahi soruyu doğru yaptı sonuç. Helal olsun. Outgoing dışa dönük demek alakasız. Funny, komik demek. Yani olabilir ama burada ondan bahsetmedi. Cool, havalı demek. Burada Sabrina için söylenebilecek tek şey Sabrina'nın dürüst olduğu. Niye? Çünkü tells the truth. Gerçeği söylüyor. Ona güveniyormuş. Bak dolayısıyla count on, tell the truth, honest bu kelimelerin birbiriyle paralel, birbiriyle bağlantılı olduğunu yakalamamız lazım. Hemen başka bir soruya bakıyoruz. Demiş ki My best friend benim en iyi arkadaşım is so bıdı bıdı to me. Benim en iyi arkadaşım bana çok şöyle şöyle diyor. He knows and supports me better than anyone else. O beni bilir ve destekler. Herkesten daha iyi. Yani herkesten çok daha iyi destekler ve bilir beni diyor. I love him so much. Onu çok seviyorum diyor. Şimdi o zaman. Anıs ne demek Tonguç Elan'ın benim? Anıs dürüst demek hocam. O zaman this anıs sahtekar demek. Bu sahtekar olabilir mi? Hayır hocam. Olamaz. O zaman bunu hemen şöyle çarpıya atıyorum. Niye? This anıs sahtekar. Yani şöyle bir cümle olabilir mi? My best friend is so this to me. Benim en iyi arkadaşım bana çok sahtekar. Her şeyin bilir ve beni destekler. Onu çok seviyorum. Çok sahtekar. Böyle saçma sapan bir cümle olur. Olmaz. Selfish bencil demek. Benim arkadaşım çok bencil bana. Beni bilir ve destekler. Onu çok seviyorum. Ben de tam bir dangozum. Böyle bir şey olmaz. Bencil bir insan sevilmez. Respectful saygılı. Respect saygı demekti. De bu olabilir. Late back de gamsız. Sallam yani. E bu da anlamsız oluyor. Dolayısıyla burada cevabımız Ceyhan seçeneği. Respectful diyebiliriz Songül Şehir Şimdi bugün gerçekten çok güzel kelimeler öğrendik. Çok hızlı bir giriş yaptık. Sen de harikaydın. Mutlaka Dinamo İngilizce'de friendship konusuyla alakalı ilk başta gördüğümüz kelimeleri... Kartlara yazabiliyorsan yaz veya da buradan güzel güzel çalışmalara başla. Bu kartları da çok güzel yazarsan ha LGS'ye kadar saklarsın ve her zaman tekrar edersin hiçbir zamanda da unutmazsın tonguç çeladı benim. Buradan sayfalarımız var. 0'dan 8'e sözlerde zaten bu konuyu harika bir şekilde anlattık. Hemen şöyle İngilizcedeki friendship kısmına geliyorum. Evet gördüğün gibi friendship dictionary ve friendship sözlüğü ve burada kelimelerimiz var yine iyi arkadaş konusunu burada sayfa 292 ve 293'e ...bakmanı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar harika bir başlangıç yaptık. LGS 2025'te LGS İngilizce'de hedefimiz full diyorum. Hatta şöyle fullü de şöyle havalı bir şekilde yazıyorum. Full yapacağız inşallah diyorum. Ve sizlere güveniyoruz Songuç'um. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere.